Sevgili dostlarım iyi akşamlar. Ben Işık abla sizlerle bir canlı yayında daha beraberim. Çok mutluyum beraber olduğumuz için bu akşam. Rabbimize şükrediyorum, teşekkür ediyorum bu imkanı bize sağladığı için, bu teknolojiyi bize sağladığı için ve kalpten kalbe konuşabileceğimiz için bu akşam çok mutluyum. Bugün bu akşam sizler için Rabbin hazırladığı çok önemli mesajlar var. Çok önemli sözler var. Bunların hepsini tek 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 böyle güzel lezzetli lokum, baklava, yemek yer gibi yiyeceksiniz bu akşam. Ve bütün bu yedikleriniz ruhani olarak aldığınız gıdalar hayatınızda berekete, mucizeye dönüşecek. Ben şu anda hepiniz için esenlik diliyorum. Dün canlı yayın yaptım Facebook'tan. Facebook'tan canlı yayın yaptığım zaman Dedim ki konuşuyordum işte herkesi yüreklendirmek, cesaretlendirmek, sevgi vermek. Pek çoğunuzun sevgiye ihtiyacınız var. Böyle elime telefonumu aldım. Telefonumdan böyle konuşuyorum. Hepinize sesleniyorum. Benim sayfamdan Işık Abla Türkçe ve Kanal Hayat'tan beni görebilirsiniz. Canlı yayınlara katılabilirsiniz ve yazabilirsiniz. Bütün dua isteklerinizi neler istiyorsunuz? Ben şahsen kendim gidip bakıyorum ve dua ediyorum sizler için ve size yazıyorum size cevap veriyorum yapan benim bunu yapan benim çünkü bu e, aramızdaki bu ruhani ilişkiyi sürdürmek istiyorum ve kendimde sadece ekibimdeki insanlar değil ben de yaptıkça daha çok sizin sorunlarınızı kalbinizi neyle uğraşıyorsunuz nelerle yoruluyorsunuz üzülüyorsunuz biliyorum ve bu bana yardımcı oluyor dualarımda sizler için lütfen yazın takip edin. Baktım böyle e, size konuşuyorum arabamın içinden bir tanesi bir tanesi oturma odamdan size böyle Anlatıyorum anlatıyorum. Çok hoşuma gitti. Herkes yazıyor işte. Ondan sonra e, Özlem Hanım yazıyor, Meltem Hanım yazıyor, e, Halide Hanım yazıyor. Şöyle ne yapıyorsunuz Aziz Bey? Bir sürü kişi böyle yazıyor. Benim için dua eder misin Işık abla? Şu isteğim var, bu isteğim var. Böyle kalpten kalbe konuşuyoruz. O kadar güzel ki sanki aynı evin içindeyiz. Çok hoşuma gidiyor. Bu televizyonu da seviyorum ama bu Facebook'un tadını daha başka buluyorum. Çünkü o anda görüyorum yazdıklarınızı. Onun için yazın altına devam edin gidip bakın seyretmediyseniz o programların altına yazın dua isteklerinizi ben böyle gidiyorum bakıyorum kim ne yazmış sınavım var diyor Işık abla sınavım için dua et sınavı için dua ediyorum ondan sonra hastayım hastalığım için dua et bereket için dua et seve seve en çok sevdiğim şey eğer beni bir parça sanıyorsanız sizin için dua etmek İsa Mesih'in mucizelerini istemek. Şimdi bu akşam canlı yayındayız. Telefonlarımız açık arayın, isteyin alın. Bu akşamki konumuz finansal bereketlerin sırrı. Nasıl finansal bereketlere sahip olabilirsiniz? Her zaman ben bu konudan birazcık uzak duruyordum. Neden? Çünkü ruhani işlerle uğraşan insanlar işte bu finansal konuları, materyalistik konuları konuşmamaları lazım. Ama Rab bizim siz nasıl şifa istiyorsunuz? Fiziksel ihtiyaçlarımızda, finansal ihtiyaçlarımıza karşılıyor. Her isteğimizi karşılıyor. Yani bu sadece ruhani değil. Teşekkür ederim canım. Ondan sonra aman da aman da aman. Ee, onun için Rabb bizim bütün isteklerimizi, bütün onun aklımızdan geçenler Rabb için önemli. Bu akşam her zaman şifa için dua ediyorum. Bu akşam şifa için dua edeceğim. Ama aynı zamanda finansal sıkıntılarınızın bitmesi için dua edeceğim. Ve inanılmaz İnanılmaz harikalıklar göreceksiniz. Bereket alacaksınız hayatınız. Onun için arayın. Her zaman size söylüyorum. Matta diyor ki Matta 7 özellikle Matta 7 isteyin. İstemiyorsunuz. İsteyeceksiniz Rab'den isteyeceksiniz. Aç gözülükle değil, büyük ihtiraslarla değil. Sadece kendi sefahatinizi... şusunuzu, busunuzu düşündüğünüz için değil. Hayır. Ama Rab'den isteyeceksiniz ve size söylüyorum. Siz isteyeceksiniz. Rab diyor ki koşulları var. Kime vereceğim? Bunları konuşacağız bu akşam. Zevk kalacağız. Arayan bir izleyici var. Kendisine bağlanıyoruz. Alo. Işık Hanım merhaba. Ben Linda. Aa, merhaba Linda Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim, Teşekkür ben de iyiyim. Iyi görüyorum. Teşekkür ederim. Ben de çok iyi hissediyorum kendimi. Hele sizin sesinizi duydum. Çok mutluyum şimdi. Teşekkür ederim. <laughs> Yine ilk duayı ben alayım diye. Aa, Aa, canım. Hatırladım. Çok Can... mu beğendim bilmiyorum ama. Hayır. Sizden dua almak içimi çok rahatlatır. Aa, hayır. Ne demek? Ve daha e, arayanlar aramaya başlamadılar. Sizden örnek alsınlar. Aramaya başlasınlar. Şimdi görüyorum zaten siz bereket oldunuz. Bakın hemen siz arayınca bereket o Linda Hanım, ben daha biliyorsunuz Rab bizi daha biz kurtulmadan önce bile koruyor, seviyor. Çünkü onun seçildikleri olduğumuz için, onun çocukları olduğumuz için. Ve hat, şimdi siz bana şunu hatırlattınız. Ben küçükken Bak Bir bakkal açılmıştı bizim mahallede. Hep o bakkala giderdim. 11 yaşındayım, 12 yaşındayım. Her gittiğimde o yeni açılan bakkal, işte birazcık yarım market gibi çok büyük bir yerdi. Oranın sahibi derdi ki, sen her gün gel. Ne zaman sen gelirsen benim işlerim açılıyor sen geldiğin zaman bak arkandan 10 kişi geldi. <laughs> Şimdi Rab bana sizin için sanki bunu hatırlattı. İlk defa bunu hatırlattı sizin için. Siz ne zaman arıyorsunuz hemen arayanlar artıyor sizin arkanızdan. <laughs> ee, Işık Hanım biliyor musunuz sizin bu yaşadığınız benim için de geçerli. Ben de yolda yürürken ne zaman boş bir dükkana girsem bir şey almasam bile arkamdan müşteriler <laughs> Geliyor <laughs> ve alışveriş yapıyorlar. Ben evet. alışveriş yapmadan çıkıyorum ama arkamdakiler alışveriş yapıyorlar. Ben de bunu iki senedir fark ettim. Ne güzel. Ve yarab dedim senin bereketin benim üzerimde hallediyorum sana. Görüyor musunuz? Demek ki bu kadar aynı ruhani olarak aynı evet. şeyi Rabb bize konuşuyor. Yani bu bir bereket. Sizin arkanızdan o bereketler gelecek. Şimdi sizin için dua ediyorum. İsa Mesih'in diri adıyla demek ki iki senedir Rab bu kapıyı açtı bu bereket kapısını açtı fakat bazı kapılı, kapalı kapılar var bugünden itibaren evet. o kapılar da açılsın diye dua ediyorum ee, belki Abi. kurumuş alanlar var iblisin kuruttuğu korkuların kuruttuğu ve ben diyorum evet, ki doğru. Rabbim sula bu alanları sula bu alanları böyle yağmurunu akıt yağmurunu akıt. Böyle yağmur görüyorum. Nasıl biliyor musunuz? O çimenlerden çiçekler çıkacak. Çünkü tohumlar Abi. zaten ekilmiş. Tohumlar zaten ekilmiş. Siz her gittiğiniz yerde iyilik tohumları zaten ekmişsiniz ve bugüne kadar karşılığını alamamışsınız. Ama bugünden itibaren bugünkü <laughs> konumuz finansal bereketler ama her konuda. Her konuda o bütün ektiğiniz, yaptığınız yardımlar, yaptığınız iyilikler Bugünden itibaren göreceksiniz çimenlerin üstüne çıkacak o çiçekler. Göreceksiniz yani o çiçekleri. Adıyla, İsa Mesih'in diri ve yaşayan adıyla. Şu anda ilan ediyoruz bunu sadece demiyoruz. Bu böyle olacak şöyle olacak laf olsun değil. İlan ediyoruz İsa Mesih'in yaşayan diri adıyla. Hoşçakalın. Amin teşekkür ederim. Ben de. Sevgili dostlarım böyle ilan edeceksiniz. Ben şimdi e, yeni başladım. Geçen haftalarda da size bahsediyordum. Eskiden istiyorum, dua ediyorum, değil mi? Bu akşam bunu yapacağız. Finansal problemleriniz varsa, özellikle kurumuşsanız finansal olarak, maddi olarak sıkıntılar yaşıyorsanız, iş bulamıyorsanız, iş açtınız iyi gitmiyor. Borçtan borca, buradan alıyorsunuz, buraya veriyorsunuz olmuyor. Bir şeyler yolunda gitmiyor. Gıdım 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 gıdım, gıdım sıkılarak, üzülerek böyle hep kalp çarpıntısıyla yaşıyorsunuz. Bunun bitmesi lazım artık. Belki durumunuz iyi yine de yetmiyor demek ki bunun bu akşam Rab kökenine inecek neyse bu problemi ortadan kaldıracak arayın dua edeceğiz ve göreceksiniz bir hafta içinde 7 gün içinde Rab sizin hayatınızda her gün ilan ederseniz eğer bu konuşacağım vereceğim ayetleri Rab sizin hayatınızda finansal mucize, mucizelerini gösterecek. Çok çok önemli. Dediğim gibi daha önceden bahsetmiyordum, konuşmak istemiyordum ama aman para konusunu konuşmuyorum. Aman finansal yani bir söz vardır bizim hep bahsediyorum ya sözlerimizi çok seviyorum. Paranın ve imanın kimde olduğunu bilinmez diye bir söz vardır Bir de para, paradan ve imandan kimseyle konuşmayacaksın. Tartışmayacaksın. Biliyorsunuz bunları. Ben Facebook'u yaparken bir bey arıyor iki tane yazıyorlar altına. İşte sen şusun, sen satılmışsın, fahişesin ama neler neler olsun o oh, nokta nokta hepsini yazıyorlar bana. Ya dedim ki sizin annem anlamadığım şu diyorlar Ramazan'da bunları yapıyorsun utanmıyor musun utan utan. O, Allah seni ıslah etsin bilmem ne bana onları yazıyorlar şimdi ben eskiden çok üzülüyordum ağlıyordum ama karaları bağlıyordu şimdi gülmek de istemiyorum onları da ciddiye almak istiyorum ama yani siz ben de şöyle söyledim onlara. Siz dedim peki dedim bu dedim yabancı e, bir şey olan kuruluş olan Hristiyan olan neden Facebook'a geliyorsunuz? Eğer ben fahişeysem neden Ramazan günü oruçlu oruçlu bana bakıyorsunuz? Nerelere gidiyorsunuz bu internetlerde Facebook'larda e bana bak bakmayın ben dedim sizin kolunuzu mu büktüm gelin zorla oturun beni seyredin bazen arıyor arayanlar çünkü birazcık şundan bahsediyor. Birazcık işte Muhammed'den bahsediyor. Ya ben bir sürü kanal var. Mecbur musunuz beni izlemeye? Sizin kolunuzu mu büktüm de ben izle. Ya insanlar da bir alem. Ondan sonra fazla cevap gelmedi. Şimdi bir ayet okuyacağım size. Şimdi bu ayeti lütfen kalbinizde son derece son derece yüreğinizde ve dualarınızda bu hafta 7 gün başlayacaksınız. Belki bir ay devam edeceksiniz buna. Bugün birinci tarihler, dördüncü bölüm, dokuzuncu ayetten başlayarak çok çok önemli. Ya bezin duası, ya bezin duası. Ben bunu her gün bu duayı okuyorum. Bir kere birisi dedi ki ben yine Facebook yaptığımda her gün okuyorsun bakarak okuyorsun. <laughs> Ezberleyemedim mi yıllardır okuyor okuyorsa İngilizce'den okuyorum her gün. Yabes kardeşlerinden daha saygın, daha dürüst birisiydi. Yabes. Annesi onu acı çekerek doğurdum diyerek adını Yabes koymuştu. Üzüntü veren acı acı çekmiş demek. Acı demek. Yabes'in İbranice'deki manası bu. Yabes İsra, İsrail'in Tanrısına ne olur beni kutsa. Aslında tam manası bereketle. Sınırlarımı genişlet diye yakardı. Elin üzerimde olsun beni kötülükten koru öyle ki acı çekmeyeyim. Tanrı onun yakarışını duydu duasını kabul etti. Bu çok önemli. Bu bugün anlatacağım size. Bunu okuyarak, bu e, e, dua'yı ederek her gün, her gün ederek benim hayatım değişti. Hayatım değişti. Ve size şunu söylüyorum çünkü bu kutsal söz. Zannetmeyin böyle o işte tekerleme yapacağım şöyle. Yap. Hayır kutsal sözü hayatınızda ilan ettiğiniz zaman hayatınız değişecek. Ağzınızı açın böyle de 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 de, de. öyle yok. Dua etmek yok. Ağzınızı açın. Şimdi arayan başka bir izleyicim var. Kendisine bağlanıyorum. Alo buyurun. Alo. Alo iyi akşamlar. İyi akşamlar. Nasılsınız? Hiç değil. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Buyurun. Sizden dua olacaktım. Ben sıkıntılarım var. Tabii tabii seve 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 e, dua edeceğim sizin için. Özellikle paylaşmak istediğiniz bir şey var mı? Ya ben çocuk torunlarımla oturuyorum. Evet. İşte babaları bıraktı gitti. Kızın içinden ayrılıyor. üç tamam. çocukla. Ben de sıkıntılar oluyor işte. Tabii tabii. Adamım. dualar işte işleri rahat gitsin. Tabii. Okulu kazansınlar. Tabii tabii çok Öyle. çok zor bir durum ama... Şimdi dua edeceğiz Rabbimizin mucizeleri sizin bak. evinizi doldursun. Amin. Sizin çok üzerinizde iyi. çok büyük bir ağırlık var. Yani bu sadece ruhani ağırlık değil, bu taşıdığınız sorumluluk sizin ve kızınızın üstünde. Hem boşanmanın terk edilmişliğin acısı, hem torunlarınıza bakıyorsunuz, hem bu yükü evet. taşıyorsunuz. Bu bir yük. Onun ama tabi seve seve taşıyorsunuz. Sevdiğiniz evet. evlatlarınız bunlar. Ama yine de evet. bir yük, yine de bir yük. Onun evet, için... etoniketlerine oldu. Evet. Şimdi dua ediyorum. İsa Mesih'in yaşayan diri adıyla Rabbim e, bu değerli kız kardeşime lütfen göster bu yükü tek başına taşımıyor. Sen onunla beraber taşıyorsun sen kocasısın e, dulun kocasısın ya Rabbim sen onların sağlayıcısın ya Rabbim. Senin adın Yahve Yire, sen sağlarsın. Onların evinde her ihtiyaçlarını bugün dua ediyoruz. Beklenmedik ha. yerden, güneyden, kuzeyden, batıdan, doğudan, onların evinin içine getir ya Rabbim. Ve bundan önce onlardan çalış, çalınmış olan, bu başı, bu boşanma sebebiyle çalınmış olan ne varsa hayatlarından alınmış olan. Bunları yüz yüze katlayıp getir hanelerine diye dua ediyorum. Hiç beklemedikleri yerden desinler ki a buradan geliyor. İnanamıyorum buradan geliyor. Böyle ağızları açık kalsın ve bütün bütün yüceliği sana versinler. Bütün şükrü sana versinler İsa Mesih. Amin ya İsa Mesih'in yaşayan Vediri adıyla dua ediyorum. Amin. Teşekkür ederim aradığınız için. Esenlikle kalın. Esenlikle kalın, esenlikle kalın. Rab kimseyi, kimseyi sahipsiz bırakmıyor. Hiç kimseye, ah sen niye geliyorsun, neden bana dua ediyorsun, sen işte buna layık like demiyor. Öyle bir Rab'be inanmıyoruz. Ama size okuduğum, bakın benim hayatımda o kadar büyük etkisi oldu ki ya besin bu özellikle, özellikle isteği çok önemli. Yabes kardeşlerinden daha dürüst saygın birisiydi. demek ki biz eğer Rabbim bizim topraklarımızı, evimizi, hanemizi, arazimizi, malımızı, mülkümüzü genişletmesini istiyorsak Rabbi, Rab için dürüst yaşayacağız, doğru yaşayacağız. Belki bugün bazı şeyler değişecek hayatınızda. Tam tersine gideceksiniz. Bir yöne gidiyorsunuz. Bakın beni iyi dinleyin. Bir yöne gidiyorsunuz. Belki kendi gücünüzle yapmaya çalışıyorsunuz her şeyi. Bir şeyler değişecek. Bu yöne giderken böyle döneceksiniz. Bu tarafa giderken bu tarafa döneceksiniz. Neden? Çünkü diyeceksiniz ki bu yolda bereket yoktu. Bu yolda doğruluk yoktu. Bu yolda dürüstlük yoktu. Belki dürüst gibi gözüküyor size. Akıllı gibi gözüküyor ama bilgelik yok. Bakın Rabbin bilgeliğini isteyeceksiniz. Bu çocuk ne kadar? Ne kadar zeki bir adam. Ettiği duayı biliyor ama sadece bildiği bu değil. Ayet diyor ki onun hakkında Rabbin sözü bu. Rab bugün sizin için ne söylüyor? Ne konuşuyor? Eğer ayet yazılsa şu anda sizin hakkınızda. Sizin hayatınız... Hayatınızın hikayesi o hikayenin başlığı ne olur? Bir kitap yazılsa hakkınızda, bir film yapılsa hakkınızda o filmin adı ne olur? Nedir? Ne bırakıyorsunuz bu dünyaya? Nedir adınız? Nedir sıfatınız? Nedir isminiz? Kimsiniz? Kimliğiniz ne? Size söylüyorum bu dünyadaki en büyük bulmak istediğiniz amaçlardan bir tanesi bu. Kimliğiniz. O kimliğinizi bulursanız, bilirseniz kim olduğunuzu özellikle sizi yaradan da. Kim olduğunuzu bilirseniz iş bitti. Hiçbir şey sizi sarsamaz. Bakın dinleyin beni. Benim çok yıllar aldı. Bakın 40 küsür yaşındayım. Çok yıllar aldı kendi kimliğimi, Rab'deki kimliğimi bulmam. Çok yıllar aldı. O, o e, Facebook'takini yaparken adam bana sen fahişesin, sen olsun dediği anda eskiden olsa bana bunu dedi. Nasıl böyle olur? Ay bundan sonra dudağıma ruj sürmeyeceğim, aman bundan sonra kırmızı oje sürmeyeceğim, aman bundan sonra bunu yapmayacağım, ne yapayım, ne yapayım, nasıl olur da onu da mutlu edeyim, bunu da mutlu edeyim, şunu da mutlu edeyim, nasıl olur da herkese yaranayım, herkes beni sevsin, ay ne olursunuz. Neden? Böyle yaşıyorsanız gerçekten rapteki kimliğinizi bilmiyorsunuz, esirsiniz. Ve Rab diyor ki bugün ben seni bu zincirden korumak, kurtarmak istiyorum. Seni kendinden korumak istiyorum. Ama bunun için de belki bugün bazı şeyler yapıyorsunuz. Bu siz değilsiniz. Bu yaptığınız size yakışmıyor. Bu ceket üstünüze iyi durmuyor. Bunun üzerinizde durması için kendi ceketinizi giyeceksiniz. Başkasının kıyafeti gibi duruyor üstünüzde davranışlarınız. Neden? Çünkü yapmacık. Gerçek değil. Kendiniz değilsiniz. Ama kendiniz olduğunuz anda öncelikle kendi kimliğinizi bulduğunuz anda ki bu kimliği size gösterecek tek bir varlık var. O kişinin adı o varlığın adı İsa Mesih. İsa Mesih. Şu anda diyor ki belki bugüne kadar başka birisi gibi yaşadın. Başkalarını mutlu etmek için yaşadın. Onları hoşnut etmek için. Bu yalanı ve riyayı bırak kimseye bir şey ispat etmek zorunda değilim. Oh be! Oh be! Kimseye bir şey anlatmak, kimseye hoşnut etmek zorunda değilim. Hoşnut etmem gereken bir kişi var. İsa Mesih. Yüce Rab. Beni yaradan. Bir tek onu mutlu etmek zorunda. O saçımı beğenmemiş, bu başımı beğenmemiş. Neden bu ceketi giymişim? Neden bunu çıkarmışım? Neden böyle konuşmuşum? Neden bu sözü söylemişim? Ya bırak bunları. Geç, aş bunları, aş. Ve bugün İsa Mesih öğrencilerine sebep, aşın bunları, aşın. İnanın o kadar farklı ki yabancı toplumlardaki İsa Mesih'in takipçileriyle bizim toplumumuzdaki Mesih'in takipçileri çok farklı. He, o kritize etmek, yargılamak DNA'mıza işlemiş. DNA'mıza işlemiş. Birisi geliyor diyor ki ay neden neden ışık saçını böyle yaptı? Ay sana uzun saç yakışmıyor, kısa saç yakışıyor. Ay kırkından sonra saç mı uzatılır? Bunu asla gelişmiş bir toplumda böyle bir şey duyamazsınız. Duymazsınız. Ya sana ne uzatırım da kız saç benim değil mi? Keyfimin kahyası mısın? Biz insanları özgür bırakmamak için onlara hürriyetlerini vermemek için elimizden geleni yapıyoruz. Ve bizim istediğimizi yapmadıkları zaman da onları aşağılıyoruz. Kınıyoruz, terk ediyoruz. Neden? Kontrolcüyüz. Sadece yargılamakta kalmıyoruz. Aynı zamanda kontrol etmemiz lazım. Beni kontrol etmeniz lazım. Rahat edemiyorsunuz. Benim saçımı bile kontrol etmek isteyenleriniz var. Benim makyajımı kontrol etmek isteyenleriniz var. Ya geçin bunları ya. Makyajın ötesine gidin. Makyajın saçın ötesine gidin. Daha daha önemli olaylar var hayatınızda halle hallolması gereken. Aşağılık kompleksleriniz var. Üzerinizden atmanız gereken korkularınız var, bereketsizlikleriniz var. Bunlar daha büyük olay değil mi benim saçımdan başımdan? Ya da komşu kızının saçından başından? Ya da ne etek giydiğinden çıkardı? Bırakın. Bırakın. Bu ufak olayların peşinde, detayların içinde kaybolup büyük bereketleri kaçırıyorsunuz. Detayların arasında eziliyorsunuz. Ve iblis sizi tam istediği yöne çekiyor. Şimdi geri geliyorum. yabes kardeşlerinden daha saygın biriydi. Annesi onu acı çekerek doğurdum dedi. Öyle önemli bir olay ki bu. Acı çekerek doğurdu. Bu çocuk acıyla dünyaya geliyor. Sanki acı çekmeden evet sezeryan olabilir tabii. İşte morfini ya da uyuşturucuyu veriyorlar size. Rahat doğumlar var. Bu kadın çok acı çekmiş. Ben öyle bir doğum biliyorum ki birkaç tane hatta kadın kaç gün iki gün doğum sancısı çekiyor. 24 saat 28 saat çekiyor. Annem benim kardeşimi beni 45 dakika bir saat gerçekten bu kadar kolay. Pırt. Pırt 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 pırt. Ama bazı insanlar artık üstten basıyorlar. O zaman tabi bu, bu zamanki teknoloji de yok, bu zamanki tıbbi. Ee, şey medical dedikleri e, yardım yok kadıncağız kim bilir neler çekiyor bastırıyorlar üstüne nefes alıyor sancısı sancısı ne kadar ve acıyla doğuruyor bakın belki bugün acı çekiyorsunuz ve çektiğiniz acı doğum sancısı değil ama eğer doğru yolda giderseniz doğru davranırsanız yaradanla yürürseniz bakın bu doğum sancısı gibi olan sancıyı çekeceksiniz ama ortaya çıkan inanılmaz bereketli olacak. Bakın, doğru yolda giderseniz sancıyı çekseniz, acıyı çekseniz, tökezleseniz dahi o acıyı çektikten sonra ortaya doğrulan inanılmaz olacak. Dinleyin beni. Çünkü içinizde acı çekenleriniz var. Hatta ve hatta acı çekiyorsunuz. Artık acı çektiğinizin bile farkında değilsiniz. O acıyla yaşıyorsunuz. Ve nereden biliyorsunuz bunu biliyor musunuz? Sevinciniz yok. Biliyorum içinizde pek çok kişiyi konuşuyorum. Ağzınızın tadı yok. Ve o acı orada. Birkaç kere birkaç kereden daha bile fazla dua ettiğim insanlar var. Trafik kazası geçirmişler. Geçirdikleri günden beri 10 sene 15 sene bel ağrısıyla yaşıyorlar. Dua ettim. Pek çoğu, pek çoğu kurtuldu. Sancıdan, acıdan kurtuldular. O acıyla yaşıyor. Adam, bir tanesi geldi dedi ki konuşuyoruz. Anam böyle hanımıyla oturuyor. Ben eşimle birkaç kişi daha var. O adam böyle fazla oturamıyor, kalkıyor, yürüyor. Dedim ki sizin neyiniz var? Biz acı acı çekiyorsunuz. Nere nereniz ağrıyor? Dedi ki Işık Hanım ben alışkınım. Ee, 15 senedir trafik kazası geçirdim 15 sene önce. Belimden, kuyruk sokumumdan ta benim enseme kadar acı çekiyorum. Alışkınım. Sadece böyle oturacağım, kalkacağım. Böyle idare ediyorum. Sizlerim sürekli ilaç alıyor musunuz? Alıyorum ama çok almamaya çalışıyorum. Çünkü aldığım zaman bünyem alışıyor, etki etmiyor. Mecburum. İçinizde bakın şu anda bu geliyor. Ben bunu hazırlamadım. İçinizde böyle yaşayanlarınız var. Şu anda bu acıdan kurtulmanız için dua ediyorum. İsa Mesih'in yaşayan ve diri adıyla ne acınız varsa şu anda üzerinizden İsa Mesih mucizevi eliyle o acıyı alsın. Amin deyin. Ne acınız varsa. Şu anda o acının üzerine yüce Rabbim elini koy. Ve de ki bitti. Ben bunu çarmıhta bu acıyı üzerime aldım. İsa Mesih'in yaşayan diri harika adıyla dua ediyorum şu anda. Amin. Ve bu adam için dua ettik. O anda dedi ki, böyle bir elektrik gibi, böyle bir ısı geldi vücuduma. Aynı anda dedi, galiba hissetmiyorum bu acıyı. O, bakın, aradaki farkı bilemiyor bile o anda. Neden? O kadar alışmış ki acıyla yaşamaya Ama eğer böyle bir acıyla yaşıyorsanız, sadece bu fiziksel bir acı değil duygusal bir acı, kaybetme acısı, özlem acısı. Neyse. Yıkılmışlık, ezilmişlik, taciz edilmişlik acısı. Neyse. Eğer bunu alıp doğru bir şekilde, doğru bir yola kanalize ederseniz bu çektiğiniz acı sizin en büyük dostunuz olacak ve en büyük gücünüz olacak. Çünkü bu çektiğiniz acı sizin hayat hikayenizin, sizin hayat filminizin en büyük merkez noktası. Hadi bakalım. Bu çektiğiniz acı, bu çektiğiniz sıkıntı, bu çektiğiniz itilmişlik, bu çektiğiniz hastalık sizin dönüm noktanız ve siz bu dönüm noktasını görmüyorsunuz. Çünkü neyse eksiğiniz aslında fazlalığınız o eksiğinizden gelecek. Bakın, o eksiğiniz, o üzüntünüz, o odaklandığınız nokta sizin yükseliş ve çıkış noktanız. Neden biliyor musunuz? Çünkü hayatınızda her şey mükemmel olsaydı bugün bu ruhani, duygusal ve hikmetli güce sahip olamazdınız. Belki siz bu gücü kullanmıyorsunuz. Neden? Çünkü her zaman o hayatınızdaki acıya, probleme baktınız ve ah çektiniz. Keşke olmasaydı, keşke yapmasaydım. Kendi hatanız dahi olabilir. Hayatım daha iyi bir yerde olabilirdi bu olmasaydı dediniz. Ama şimdi ona bir farklı bakın. Çünkü şu anda beni duyuyorsunuz ve dinliyorsunuz. Şimdi o hayatınızdaki eksikliğe babasızlık olabilir, anasızlık olabilir, kocasızlık olabilir, sevgisizlik olabilir. Şimdi o olaya bakın. Bugün sizden istediğim o hayatınızdaki eksikliğe bakın kaçmayın ondan. Gözünüzü çevirmeyin, kafanızı çevirmeyin ona. Düşünmemek, düşünmek istemiyorum demeyin. Şu anda ona bakın ve yüzleşin. Nedir bu eksiklik hayatınızda? Çünkü neden biliyor musunuz? O eksiklik sizin dostunuz ve sizin fazlalığınız olacak. Hikayeye devam ediyorum. Acıyla dünyaya geldi. Acıyla dünyaya geldi. Ve Yabes İsrail'in tanrısına ne olur beni kutsa bereketle. Sınırlarımı genişlet diye yakardı. Yakardı. Bakın dikkat edin. Sadece dua etmedi. Dua etme yok sadece burada. Yakarma var. Yakarıyor. İstiyorum 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 istiyorum. Beni bereketlemeni istiyorum. Siz bugüne kadar başkalarından istiyorsunuz. Başka yerlerden istiyorsunuz. Birisi gelecek sizi keşfedecek. Amerikan e, Hollywood'daki filmler gibi. Sizi gelecekler, keşfedecekler. Diyecekler ki ah sendeki sese bak. Sen öyle bir mırıldanırken diyecek tamam hemen senin için bir CD çıkaralım. Hemen senin için bir müzik albümü yapalım. Sen tamam bitti. Hemen sana 5 milyon dolar anlaşma, sözleşme yapalım. Tamam, köşe. Bizim aklımızda her zaman toplum olarak böyle bir duyu, istek var, duyum var. Birisi gelecek yardım edecek, beni bulunduğum çukurdan çıkaracak. Rab bunu yapacak sizin için ama hep o beklediğiniz birisi çevrenizde, birisi sizi yolda keşfedecek. Birisi yaptığınız esprileri duyacak, diyecek ki tamam sen işte Cem Yılmaz gibi olacaksın, bilmem çok meşhur Levent Kırca gibi olacaksın, şunun gibi olacaksın, inanılmaz bir komedyen olacaksın, harika. Sizin de bir şey yapmanız gerekiyor, bakın yakardı, yakardı diyor. Çektiğiniz acıyı kullanın. Bakın. İçinizdeki zayıflığı kullanın. Bakın İbraniler 11. bölümde şunu söylüyor. Zayıflıklarını güce çevirdi. Zayıflıklarını güce çevirdi. Bugün zayıflığınız neyse öfke bile olabilir. Bakın dinleyin beni. Belki hep öfkeleniyorsunuz, sinirleniyorsunuz, haksızlıklar, toplumdaki şu bu sizi sinirlendiriyor. O öfkeyi iyi yolda, doğru yolda kullanabilirsiniz. Çünkü o öfke eğer gerçekten Rabbin, Rabbin bereketlenmesiyle güçlenirse o öfke, bakın ruhsal ateşe dönüşür. Öyle dualar edersiniz ki o dualar sanki elinizde hani seyrediyorsunuz ya bu çekiyorlar böyle kılıcı çıkartıyor adam. O kılıcı kullanırken böyle ondan ışınlar çıkıyor, milleti öldürüyor işte Star Wars ne seyrediyorsanız seyrediyorsunuz. Ama bu sizin öfkeniz, sinirliliğiniz, hatta asabiliğiniz Rabbin güçlendirmesiyle değişik bir yola kanalize olursa. Bakın dinleyin. Doğru yola kanalize olursa o elinizde, dualarınızda, yürüyüşünüzde, duruşunuzda, yaşayış biçiminizde inanılmaz güçte kutsal, olağanüstü bir silah olacak. Bakın olağanüstü mesela konuşuyoruz nükleer silahlar diyoruz, atom bombası diyoruz değil mi? O, bunlardan bahsediyor bir de düşünebiliyor musunuz? Yaradanın gücünü. Nerede olursanız olun size konuşuyorum şu anda. Belki bir köydesiniz, bu güce sahip olabilirsiniz. Belki bir kasabadasınız bu güce sahip olabilirsiniz. Kimsenin umurunda olmadığınızı düşünüyorsunuz. Hiç tahsiniz yok. 70 küsur yaşına gelmişsiniz. 80'e merdiven dayamışsınız. Hiç fark etmez. Yaradan sizinle olduğu zaman, siz yaradana verdiğiniz zaman o zayıf acı çeken tarafınızı o zayıf taraf elinizde hiç ummadığınız bir güce dönüşür. Kendi hayatımdan size misal vereyim. Bakın ezilmişliğim, taciz edilmişliğim, işte ilk kocam tarafından dövülmüşlüğüm, tükürülmüşlüğüm, her türlü hayatımda başıma gelen olayların hepsini için bugün Rabbe şükrediyorum. Boşanmalarım, kendi yaptığım hatalarım, yanlış kişilerle ilişkilere girmelerim, bir paçavra gibi kullanılmalarım. Bakın dinleyin beni. Bunlar için Rabbe şükrediyorum. Çünkü eğer hayatımda onlar olmasaydı bugün ben burada olamazdım ve siz bunu duyuyu olamazdınız. Çünkü ben bir gün dedim ki bütün bu yaşadıklarım için üzülüp ah vah 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 karaları bağlamak yerine ben bunları Rabb'e teslim edip onun beni kullanmasını istiyorum. Ya Rabbe yakardım. Eğer bunu yapmamış olsaydım... ...Rabb'e itaat etmeye başlamaya karar vermemiş olsaydım... ...bütün bunların hepsi kayıp, yıkım, zavallı ışık olarak kalacaktı. Bir film yapılsaydı hakkımda o filmin adı zavallı ışık olacaktı. Zavallı ışık. Boşanmış ışık. Tekmelenmiş ışık. Işığın suçu ne? Işık ne yaptı da bu hale geldi? Belki bugün bir film yapılsa hakkınızda o filmin ismi bu olacak. Zavallı neyse isminiz. Ama Rab diyor ki bunu değiştirebiliriz. Bu ismi değiştirebiliriz. Bu hayatınızın üstüne konulmuş laneti sloganı değiştirebiliriz. Eğer acınızı alıp bana verirseniz ve bana yakarırsanız ve kendinize acımak yerine zavallı ben herkesin kocası var benim kocam yok herkesin kocası kapı tutuyor işte iyi kötü eve bir şey getiriyor bende yok el ele tutuşuyorlar kavga dövüş de olsa yine bir yanında hayat arkadaşı var herkesin çocuğu oluyor benim yok herkes araba alıyor ben yaya zavallı ben kim bana yardım edecek yani bu soruyu sorduğunuza göre zaten kim bana yardım edecek? Gideceğiniz merciyi bilmiyorsunuz. Gideceğiniz merciyi bilmiyorsunuz. Şimdi devam ediyorum. Rab diyor ki: İsrail'in Tanrısı onun yakarışını duydu ve duası kabul oldu. Duasını kabul etti. Şimdi size anlatmak istediğim bir şey var. Yabes dedi ki sınırlarımı genişlet dedi. Biliyor musunuz bundan pek çok kişi bahsetmez fakat araştırdım. Yabes bir şehir ismi bugün. Betlehemin İsrail'de Betlehemin yakınında şehir. Adam şehir oldu. Bir yakarışından, anasının acılarla onu doğurmasından, isminin dahi acı olarak seçilmesinden yani kim çocuğuna acı acı çeken ismini versin hüzünlü üzüntülü ismini versin. Kim ver, verebilir böyle bir isim? Ya böyle saçma bir şey olur mu? İsmi bile yanlış konmuş. Yanlış çağırmış ama adamda yine öyle bir cesaret var ki Rabbin önüne çıkıyor ve diyor ki beni bereketle. Beni bereketle yakarıyorum sana. Güreşeceğiniz kişiyi bilmiyorsunuz güreşeceğiniz, savaşacağınız, isteyeceğiniz kişiyi bilmiyorsunuz. Güreşeceksiniz Rab'le. İstiyorum. İstiyorum. Böyle uyuyorsunuz. Sanki birisi size efsunlamış, ilaç vermiş. Ruhsal tembellik denilen bir olay var. Du dua edemiyorsunuz. Rab'bi yüceltemiyorsunuz. Ağzınızı açamıyorsunuz. O ruhsal tembellik cinini atmanız lazım üzerinizden. Ki yakarıp bereketinizi alabilmek için. Arayan bir izleyicim var. Kendisine bağlanıyoruz. Alo? Alo. Alo, buyurun. Işık abla Fulya ben nasılsın? İyiyim, iyiyim. Sen nasılsın Fulya'cığım? Rabb'e yücelik olsun. Çok iyiyim. Bomba gibiyim. Aa, haleluya. <laughs> <laughs> Anlat Rabbim... bakalım. Anlatıyorum. bayağı sıkıntılı zamanlardan geçmiştim. Sen zaten biliyorsun evet, bunları evet. detaylı ayrıntı, ayrıntısıyla. Ama Rabbe yücelik olsun. Hem sizin dualarınız, hem kardeşlerimin duası, hem Rabbin benimle konuşması. Hem de az önce anlattığın gibi aslında o denenmelerden, acılardan geçerken hamd olsun diyebildiğin anda Rabbi gerçekten görüp hayatında yüceltmeye başlıyorsun. Ve sonra bir uyanıyorsun, silkiniyorsun. Diyorsun ki ben ne yapıyorum? Gerçek Rabb hayat ha? bu. Hayat bu. Ben Amen. kanla satın alındım. Benim hayatım ona ait. Ve o ne diyorsa ona itaat etmek zorundayım. Haleluya. Ben çok güzel bir zamandayım. Evet kutsal ruhla dolu dolu. Eski o sıcaklığımı tekrar hayatımın içinde yaşıyorum. Hmm, ne güzel. Çok bereketli Ha e, her şey çok mu güzel gidiyor şu anda? Yok. <laughs> <o>? hani dünyasal <laughs> anlamda baktığımızda değil. E, i̇şim yok. Param yok. Geçen hafta bir e, mahkemeyle boğuştum. <laughs> evet. Biliyorum. Hakim karşısına çıktım. Hamdolsun Rab da orada benimle beraberdi. Evet. evet. E, bir ay içerisinde evi boşaltmam lazım ama inanılmaz esenlikteyiz ve Rab'be çok güveniyorum ve biliyorum ki Rab hepsini sağlayacak. Ay canım. Yok. <laughs> <Hiç gülüyor> Hulya'cığım iyi ki aradın. Sen bana çok destek oluyorsun ve beni çok yüreklendiriyorsun Facebook'umda. Bir şey asıyorum hemen ben senin ismini görüyorum. İnan böyle yüzüm gülüyor biliyor musun? O benim hani özel hesabıma <gülüyor> yazıyorsun <gülüyor> ya <gülüyor> orada. Hep ben, ben, o benim sadece benim. Ondan sonra ben oraya baktım mı bir bakıyorum Hulya orada. Sonra senin sayfana gidiyorum. Ne dua isteğin varsa orada bak sana söylüyorum. Rab benim şahidim senin için dua ediyorum. Ve Ay, yani öyle bir ruh ruhsal birliktelik ki o kadar güzel ki ben 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 bu böyle hayattan zevk alıyorum. Sen aynı senin dediğin de. gibi benim sorunlarım yok mu? Benim, her hepimizin kendine göre sorunumuz çok var, var. var değil mi? Şimdi çok bu varmış, hizmetin ne ihtiyaçlar? Her gün birisi geliyor üç tane dört de bu, bu Hı -hı. böyle oldu kameraman gitti işte şu oldu <laughs> boşanıyor terk etti diyorum programı nasıl yapacağız? Her gün bir şey. Ama ne yapıyorum? Ay. Sürekli ellerimi Rabbe kaldırıyorum. Rabbim sen halledersin. Ay. Rabbim geçen evet. hafta dedim ki bari hem kameraman olayım hem kendi programımı yapayım. Nasıl olacak bilmiyorum ama bir uzaktan kumanda bulun dedim. Yapayım artık. Tabii. Her hafta. Ay. Ama Saldırın. Ama o kadar tabii hepimizde var. Fakat sen bak bu durumda devam et. Şu anda dua ediyorum. İsa Mesih'in yaşayan ve diri adıyla hiç ummadın, hiç olmayan yerlerden Rab bereketini öyle bir getiriyor ki zaten yolda Abi. bak zaten yolda. Zaten Ahmet. böyle çok var inanıyorum. ya haberi aldığın zaman kahkaha atacaksın. Yani böyle bir şey çok çok bile değil böyle diyeceksin. Hayır <laughs> inanmıyorum ya yok ya böyle bir şey. Çok inanıyorum, çok inanıyorum. ve ben senden çok bereket alıyorum. Canım ben. benim. Vallahi, i̇nanın Canım. ben senin hayatını kendi hayatıma çok benzetiyorum. Canım benim. Geçtiğin yolları çok benzetiyorum. Aa. Karanlıktaki o geçtiğin yolların aynısını ben de yaşadım. Karanlığı dibine kadar yaşadım. Hep saat diyor ya Rab şeytanın işlerini bilmez değiliz. Evet. Şeytanın işinin ne olduğunu detayıyla biliyorum. Aynen İnsanların öyle. İnsanların ruhlarını gördüm. Hepsini düştüm. Ah. Çok süründüm. Çok kurak yerlerden geçtim. Ama hamdolsun artık bir şeyleri o gözdeki o perde daha fazla kalkmaya başlıyor evet. ya, daha iyi görüyorsun her şeyi ve çok güzel oluyor. Halleluya. Ben seni 3-4 sene önce yüz yüze görmüştüm. Benim çalıştığım bir e gelmiştin. Aa. ortak senin programın için evet destek verecektik o zaman. Şu e. kardeşlerin isimlerini vermeyeyim gerek yok. Tabi Ben gelmiştim ben seni gördüm ama sen hatırlamıyorsun ben çok iyi hatırlıyorum. O zaman da böyle suratın ısıkta böyle düşünceliydin. Arka odada geçmiş dua ediyordun. Herhalde nasıl olacak ne edecek onunla ilgili biraz kaygılarım vardı. O zaman nasıl şeyler çok iyi ben seni şu anda. her zaman her zaman insanlar insanlarla beraber yaşadığı zaman her zaman problem var mükemmel kimse Vay. yok herkes kendi problemlerini Vay. ruhlarını cinlerini her şeyini getiriyor evet. onlarla Aynen, her gün evet, mücadele evet. ediyorsun işte krizler getirenler Aynen. ağlayanlar şunlar bu bana şunu dedi bunu <laughs> dedi Aynen. ama ama Rabbimiz o kadar iyi ki ben öyle olduğu zaman aynı evet. senin beni gördüğün gibi kendimi hemen bir dua yerine diyorum bana bir köşe verin. Bir yer verin oraya gideyim ben başka bir şey istemiyorum dua diye efendim, <laughs> dua, dua <yani>. edeyim. <gülüyor> <gülüyor> senin çok seni de çok, çok bereketlesin. Konuşurum. Öpüyorum yanaklarından. Çok, i̇yi ki aradın. İyi ben ki aradın. çok öpüyorum. Canım çok benim. Öpüyorum. Seni seviyorum. Ben de seni, seviyorum, seni kendi çok seviyorum. Dikkatim. Sen de hoşça kal canım bir tane Ne tatlı ne tatlı. Başka bir arayan izleyicimiz var. Ee, Mehmet Bey nasılsınız? <gülüyor> Alo. Abla. <laughs> Sen evet, yani salonun şubralar yani yani beni yani yani beni yani beni yani tafsire yani, yani, yani sabah tuttan tamam, Mehmet Çolaklar. Mehmet evet. nasılsın Mehmet? <laughs> salonun şubralar yani yani gerçekten demin izledim sizi yani programınız çok güzel yani insanlara yani evet. çok güzel anlatıyorsunuz yani Teşekkür gerçekten ederim. yani evet vallahi yani ben seni yani çok beğeniyorum ben yani konuşmanızı yani insanları gerçekten yani o güzel yani gerçekten yani hep insanlara bir yana bir şifa dağıtıyorsunuz yani. Çünkü insan yani sözle yani zaten insan zaten insanlara yardım eder. Vallahi gerçekten sizin yani huşrabınız çok güzel. Zaten yani ben de demin yani izledim. İnsanlara işte bu yuvaların yıkılmasından, şeylerin yani insanlar yani ne, neden böyle yapıyorlar demin izledim yani abla yani. Aa canım benim. İşte abla. Evet yani demin kendim de öyle izledim ama gerçekten işte ben size anlattığım gibi yazdığım gibi işte yani benim de biraz hiç sorunlarım evet, i̇şte burada var. burada bir malum yani iki <laughs> kıtırda ya işte yani yani böyle yani tam bir mesih imanısı yok. Evet. Kendim de zaten aynı, yani bir mesih imanısı ama ama işte imanısı ama işte, yalnız ışık abla tek başınayım. Burada Aa, malum, canım benim, benim canım. Aa. Evet yani ben de bu yüzden dolayı çevre yani ileri gitmek zorunda yani. Canım. Kalivana, Diyarbakır'a, yani İstanbul'a. Ben de gerçekten çok zorluk yani çekiyorsun. Çekiyorum yani. Biliyorum. Yani şimdi ya yani sizi rahatsız ettim ama Hayır. yani sizden istediğim, evet sizden istediğim işte biraz konuşmamda sorun var. Yani size yazdım. Biraz kekeleme evet. biraz böyle şiddetten oluyor yani. Aslında. Evet. Ben, Işık abla. Canım. Benim sizden istediğim işte bir dua etmeniz yani bana bir fikir vermeniz yani bu tabii, insanlar tabii. yani hemen, bu hemen. ayrı yaşayan insanlar yani ne yapmalıyız? Yok bu anda tanıya şükürler olsun yani boşanma yok ama işte kararsız kalmış hanım yani gışı abla evet. Benim de eşim doğruyu söyleyemiyor bana. İşte bu yüzden yanın 6 aydır konuşuyor. de kaç aydır konuşuyor ama işi abla gelmiyor. Ne boşanma davası vermiş ne bir şey yapmış ama işim imanlı değil. Yani benim işim İranlı. Evet. Biraz dediğim gibi çok hassas ışıklı. Yani evet. Abla yani size de yazmıştım işte. Evet hatırlıyorum. Çok çok bağışlayın. Ama işte yani onların öf adeti öyle yani, ışıkavlı. Şimdi malum başka ülke, başka İran bizim ülke gibi de serbest, özgür değil. Evet. İşte yani bizim ülkeye de benzemiyor. O yüzden dolayı bir dua etmeziz yani. senin video sizinle yani konuşmayı çok isterim yani. Gerçekten sizinle yani programını izledim. Evet. Rabb sizi yani gerçekten bereket etsin yani Rabbim. Çok teşekkür ederim. Amin yani sizi yani de abla. Yani sizden fikir almak istiyorum. Yani ne yapmam lazım? Yani böyle durumlarda insan ne yapmalı? Doğrusu yani tek kendim içinde kendi yana kadın ayağını söylemiyorum. Yani diğer kardeşlerimiz için de böyle bir sorunla karşılaştığında tabii. tabii. Yani, Mehmet kardeşim. Nasıl yani, ne Mehmet kardeşim şimdi e, evet. iki sorun var. Biri bu kekeleme olayına dua edeceğim senin için. Evet, evet İkincisi i̇şte, de, dolayı, işte, yalnız, de stresten yani, yani, susam, tabii, stresten Tabii evet. stresten çocukluktaki korkulardan e, evet, evet, aynen, bütün öyle, bunların öyle, ortaya öyle. çıkmasından oluyor. Aynen, aynen. Şimdi e, yani, vardı. Tabii tabii bütün bu korkular insanın konuşmasını etkiliyor. Bu, tabii ruhların evet. saldırısına da uğruyorsunuz. Bu sadece doğal olan bir şey değil. Aynen Bu bir, size bir saldırı. Ben size şunu söyleyeyim. Geçen gün Musa'yı okuyorum. Kurt şeyden çölden çıkıştan. Musa'yı okurken size şunu söylüyorum. Hemen diyor ki, Rab onu çağırıyor. Ben diyor ki çok iyi konuşamıyorum. Kekeliyorum. Dilim sürçüyor diyor. Rab onu hala kullanıyor. Hala çağırıyor. Yanına yardımcılarını. şimdi siz konuşurken dedim ki aynı Musa gibi. Rab sizi kullanmak istiyor. Siz siz tek başınızasınız bulunduğunuz yerde. Sanki bir çölde ben sizi öyle görüyorum ruhta. Tek başınızasınız. Aynı Musa da öyleydi. Ailesinden, toplumundan, sevdiklerinden uzağa kaçmıştı, gitmişti. Neden? Adam öldürdüğü için. Şimdi ha. fakat Rab yine de ona dedi ki bütün hatalarına, bütün eksikliklerine neyse ben bu adamı kullanacağım dilinin sürçmesine rağmen de bu adamı kullanacağım şimdi ben bugün diyorum ki bu senin eksiklik olarak gördüğün senin gücün olacak Rab'de. senin zayıflık olarak gördüğün Rab bunu güce çevirecek amin, ve ben şu amin, anda amin. dua ediyorum kutsal ruh sana dokunsun ve ağzını tamamen bu bağlanmışlığını açsın herhangi amin. bir cinin saldırısını şu anda kovuyorum İsa Mesih'in diri adıyla amin. korku yerine cesaret istiyorum inanılmaz ah. harika bir tanıklık çıkacak ah. bundan diye dua ediyorum şu ah, anda. Amin, amin. Amin. Geç, geç, amin. Ve ayrıca eşin, ayrılsın ayrı senden boşanmıyorsun bir aradasın bir deredesin ik, ikilemdesin ikilem Ben şunu söylemek istiyorum, bak ben boşanmış bir kişiyim biliyorsun benim hayat hikayemi. Evet, evet. Fakat imanda imana Gerçekten çok korktum yani. Gerçekten dinledim yani Evet. Yani. Şimdi yani, evet. imana geldikten sonra tabii evliyim. Çok zorluklar çekmemize rağmen, imanda olmamıza rağmen çektikten sonra dedim ki hayır ben evliliğim üzerine çalışacağım, kalacağım. Kesinlikle ve kesinlikle asla boşanmanın beysi bizim lugatımızda olmayacak. Sana şunu ha, söylemek var, istiyorum. Var. Şimdi senin eşin gittiği için, bu onun kararı olduğu için ben derim ki boşanma, bekle ve Rab deniste Nasıl burada yabes bes yakardıysa Rab'be evliliğin için Rab'be yakar. Bazı insanlar zannediyorlar ki ben daha önceden boşandığım için birisi gelse dese ben diyeceğim boşan. Ne olacak? Hayır. Rab diyor ki Tanrı diyor ki ben boşanmadan nefret ediyorum. Nefret ediyorum. Ama bunun içinde aldatılma, e, riya, yalan, e, dövme, şiddet her neyse. Rab o zaman kusaru herkese ayrı bir biçimde konuşup bunun nasıl karar alınacağını verecek. Ben buradan genelleme yaparak herkes boşansın Bu durumda olan herkes ha, asla diyemem. Ama sana benim vereceğim nasihat Işık abla olarak evet. bekle ve Allah'a Rabbe yakar. Evet. Ve yani bu çok önemli. Çok, yakaldım, abla. Yani... çok çok önemli. Başka arayan bir izleyicimiz var. Bağlanıyoruz kendisine. Alo? Alo. Alo buyurun. İyi akşamlar Işık abla. İyi akşamlar nasılsınız? Teşekkür ederim seni çok seviyorum. Canım ben de seni <laughs> çok seviyorum. Ne paylaşmak <laughs> istiyorsunuz bu akşam? Işık abla ya bir dua isteyecektim senden Tabii. De kuzenim İskenderun'da kalp krizi geçirdi ve uyuyor 15 gün oldu uyuyor kendine gelemiyor. Ah canım. Tamam. Onun için dua istiyorum çünkü daha önce benim halam için de dua etmiştiniz ve sizin duanızdan sonra hemen uyandı ya. Yani üç gün sonra, üç gün sonra uyandıktı. Haleluya. Haleluya, haleluya. Çok teşekkür ederim. Rica Şimdi ederim. için de İsa Mesih'i yüceltmek için ben aradım. Amin. Onun eli değsin ona. Amin. Sizin dualarınız da olsun. Ben şu o anda, anda şu anda sizden. dua ediyorum. Şu anda dua ediyorum. İsa Mesih diyor ki yaşam ve diriliş benim benim, benim. yaşam Abi. ve diriliş benim, benim. şimdi Aynen. şu anda ben bu ayeti kuzeninizin üzerine dua ediyorum yaşam Aynen. ve diriliş İsa Mesih'tedir Aynen. ve yüce Rabbim Aynen. şu anda diyorum ki yaşamı ve dirilişi bu değerli e, izleyicimin ka, e, kuzenine Ver. Şu anda ver diye dua ediyorum. Şu anda ver diye dua ediyorum. Ve seni görsün, senin varlığını hissetsin kuzeni ve birden yataktan ayağa kalksın. Şu anda dua ediyorum. İsa Mesih'in yaşayan ve diri adıyla. Haleluya. Haleluya. Çok iyi haberler alacağız. Çok iyi haberler alacağız. Benimle ellerini açan herkes, herkes bu dualar size de şifa olsun, size de bereket olsun. Devam ediyorum ha, şeyden bahsedecektim e, arayanlar olunca Şimdi ben bu Yabez'in duasını e, daha imanda İsa Mesih'in öğrencisiyken yeni öğrendim Yabez'in duasını dedim ki ben bu duayı bir yere gittim Oradaki e, vaiz dedi ki neye inanıyorsanız hayatınızda ne konuşuyorsanız o olacak Ay o kadar şaşırdım ki çünkü dedi konuştuğunuzda imanınız var. Neye iman ediyorsanız onu ilan ediyorsunuz. Olacak o. Ben her zaman söylüyorum. Sözün gücü var. Ağzınızdan çıkan sözün gücü var. Çok dikkat edin. Sözün gücüne dikkat edin. Dedi ki siz belki bugün diyorsunuz ki benim hayatım asla değişmeyecek. O zaman değişmeyecek. Çünkü söylediğiniz, ilan ettiğiniz hayatım değişmeyecek. Bunu ilan ediyorsun. Ne bekliyorsun bunu ilan zaman? değişmeyecek. Fakat dedi ne zaman ki dedi Rabbin sözünü alıp elinize ilan etmeye başlayacaksınız. Ve konuşmalarınızda olumsuz negatif ben böyle olacak işte kötü olacak bunun sonunu iyi görmüyorum şudur budur böyle konuşmaları bırakacaksınız. Rabbin sözüyle el tutacaksınız ve Rabbin sözünü kabul edeceksiniz. Amin diyeceksiniz ilan edeceksiniz o zaman hayatınız değişecek. Bunu ben duydum Eve geldim ve dedim ki Rabbim, Rabbim bilmiyorum ayetleri fazla. Bakın o kadar yeniyim. Lütfen dedim bana dedim göster. Ne, nasıl dua etmemi göster. Bak, o kadar bilmiyorum. Ve ben açar açmaz daha önce başkaları bahsediyordu ya bazın duası ya bazın duası. Bunu açar açmaz bu çıktı ve diyor ki burada doğru dürüstü o zaman çok da dürüst değildim. İsa Mesih'in öğren yeni öğrencisiydim. Yalan söylüyordum. Çarptırıyordum, doğruyu çarptı. Ya yani öyle yalan söylüyordum. Kontrolcülüklerim vardı, sinirliklerim vardı, öfkelerim vardı. Önce şunu gördüm, diyor ki, ya bez kardeşlerden daha dürüst bir kişiydi. Demek ki dedim, ben dedim dürüstlük peşinde. Bundan sonra bu olmayacak azı. Tövbe etmeye başladım. Hayatımdan bu gidecek. Bakın bunu çok iyi dinleyin. Çünkü bu benim hayatımda mucizesini gösterdi. Hayatımda mucizesini gösterdi. Ve ondan sonra dedim ki, ben dedim kesinlikle bundan sonra bunu 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 yapmayacağım. Ama kendi kendime bunu yapmayacağım diye bir şey söyleyip bu, bu gücü kendimde bulamam. Rabbim bana yardım et. Ve Rab yardım etti. Üç kere düştüm, iki kere yürüdüm, beş kere yürüdüm, üç kere düştüm, adım attım. Bebek gibi bunları önce karar verin. Bu demek değil ki belki her şey güllük gülistanlık olacak dürüstlük hayatınızda. Ben de böyle olmadı. Öğrendim. Öğrendim. Dikkat etmeyi sözlerime, böyle konuşmayı, şöyle yürümeyi, yapmayı öğrendim. Bunun üzerine şimdi ondan sonra baktım ayete annesi onu acı çekerek doğurdu diyor. Ben de acı çektim dedi. Şimdi önce ayeti alacaksınız aranızdaki ilişki ne ayetle? Hayatınıza nasıl etkin gücünü gösteriyor ayet? Bu böyle tekerleme, üç bilmem bir elham falan değil. Hayır. Hayatınızda bunu nasıl gerçeğe, dö pratiğe dökebilirsiniz? Bu çok önemli. Ondan sonra başladım. Üç ay her gün ya bezin duasını etmeye. Ne olur beni kutsa ve bereketle sınırlarımı genişlet. Yakarmaya başladım. Yakarmaya başladım. Dua etmeye başladım. Dua etmeye başladım. 3 ay sonra e, patronun beni çağırdı. Dedi ki finansal olarak çok kötü bir durumdayız. Seni göndermek, işten çıkarmak zorundayım. Ya ben bunu duasına ettim. İmandayım. Çok büyük Fulya dinliyordur belki şu anda. İşimden oldum. Dul anneyim, çocuklu. Ondan sonra yurt dışında, Amerika'da her şey fahiş, işim yok. Bir hafta sonra, bir ay sonra şey yapacağım, kendimi idare edebileceğim param yok. İşte babamı aramak istemiyorum çünkü her aradığımda diyor ki senin hataların, senin şeyler hep bana fatura, hep bana fatura, hep bana mal oldu. Hep böyle konuşuyor. Başladım duaya devam etmeye, duaya devam etmeye. Rabbe şükretmeye başladım. Bu işi kaybettiğim için sana şükrediyorum. Bu düşünebiliyor musun? İşi kaybettiğim için şükrediyorum. Sen tabii hemen başladım iş aramaya. Gece gündüz nasıl biliyor musunuz? Gazeteler, kompütürler kapı 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 dolaşıyorum iş arıyorum sürekli. Oraya gidiyorum çalıyorum formu doldurabilir miyim? Buraya hiç vaktim yok. Hatta ve hatta eğitimim o kadar fazla ki işte üniversite onun üstüne ihtisas, onun üstüne ikinci üniversiteyi bıraktım, bilmem ne, işte bir sürü bilgisayar bilmem ne mühendisliklerini bıraktım Amerika'da okurken. Bütün bunları yazmıyorum bile şeyime özgeçmişime, CV'me neden? İşe almayacaklar, beni işe almak için benimle konuşan insan bir kere son derece eğitimsiz belki. Onun için işe, işe iş bulamıyordum, çok eğitimli olduğum için. Ben yazıyorum işte şu kursa gittim bu kursa gittim. En sonunda bir gün birisi dedi ki tanıdığım birisi ya dedi sen dedi işte mali müşavirlik bilmem ne bunlarla çalıştın değil mi dedi işte muhasebe ile uğraştın. Evet dedim ama dedim yani ben dedim muhasebeci değilim. Sadece muhasebe yani böyle asistan gibi yardım ediyorum evrak işlerini. Öyle böyle yap ne olur dedi bizim şirkete gel bizim şirketin başındaki adam şirketi dolandırdı. İşte yurt dışından dedi çok büyük milyarlar şu, şu şu kişi geldi şirketin sahibi ve hiçbir şey anlamıyorlar bulamıyorlar muhasebeyle ilgili ve dedim hangi programı kullanıyorsunuz şu programı kullanıyoruz bilgisayar pro dedim ben o programı çok iyi biliyorum ben onları çıkartabilirim ama dedim ben dedim yani şey bu işi arıyorum yani kendi gözümü küçüğe yöneltmişim giyindim çıktım kuşandım gittim en iyi şekilde. Dedi gel lütfen tanış göster en azından raporları çıkart. Bakın bu ceketim üstümdeki bu ceketim. Şu cekete bakın. Bu ceket 25 senelik bir ceket. Hiç unutmuyorum o günkü e, şeye iş görüşmesine giydiğim ceket buydu. Bu ceketi giydim 25 senelik. Ama bu o, o, 15 sene önce olan bir olaydan bahsediyorum size. 10 senelikmiş demek ki o zaman. Ondan sonra giyindim gayet güzel. İkidir hem bir çekirdek gittim. Dediler... En başındaki adam, sahibi, çok meşhur. Dedi ki sizleri bunu e, rapora çıkarıp güveneceğimiz kimse yok. Çünkü en yakın adamımız dedi bizi dolandırdı. Kaç milyon dolar? Peki dedim. Ben dedim bir bakayım. Baktım, raporları hemen çıkardım. Yazıcıdan döktüm. Bunlar dedim sizin raporunuz. Durumunuz bu. Durumunuz şöyle, şuraya gidiyor. Adam hemen baktı CV'me dedi ki, Sizi dedi ne maaş istiyorsanız, ne maaş... İngilizce bilmiyorum. Chief Financial Officer olarak dedi işe alıyoruz. CFO. Ne maaş istiyorsanız. Düşünebiliyor musunuz? Yal Rabbe yakaracaksınız. Ondan sonra iki sene sonra da o şirketin başına geçirdiler. Çünkü kâra geçirdi. Rabbin isteğiyle size şunu söylüyorum. Neye ihtiyacınız varsa, ne Rab'den istiyorsanız ona yönelin, zayıflıklarınızı ona verin, onun elini tutun. Başaracaksınız. Başarı sizin. Haleluya! 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 Haleluya!